Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Burs ve Barınma Koordinatörlüğü Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi 1. katında hizmet vermeye başladı. Birimin koordinatörlüğünü Eğitim Fakültesi okutmanı Zeynel Kılıç, yardımcılığını ise Şenol Cihan yapıyor. Burs ve Barınma Koordinatörlüğü hakkında bilgi veren okutman Zeynel Kılıç şunları söyledi. Tabii Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Burs ve Barınma Koordinatörü okutman Zeynel Kılıç. Eğitim Fakültesi'nde aynı zamanda tarih derslerine giriyorum, inkılap tarih derslerine giriyorum. Tabii Burs ve Barınma Koordinatörlüğü geçen sene açılmış bir birim. Ancak yönergemiz olmadığı için faaliyetlerinde bulunamamış. Bu sene senato kararıyla faaliyetlerine geçmeye başladı. Yönergemiz hazır, internet sitemizde yine yayınladık. Öğrencilerimiz hem ÇOMÜ'nün web sitesi ana sayfasından hızlı erişim bölümünden ulaşabilirler bize, hem de bbk.comu.edu.tr adresinden bize ulaşabilirler. Öğrencilerimizin hem burs imkanlarından hızlı bir şekilde faydalanabilmeleri hem de barınma noktasındaki bir takım problemlerini çözebilme noktasında yardımcı olacağız onlara. Hocam bu çok taze bir bölüm. Öğrencilerimize henüz bu yıl gelen öğrencilerimiz şu an vakıf değil. Bu anlamda sosyal medyayı kullanmayı öğrencilerin çünkü şu an hepsi kullanıyor. Düşünüyor musunuz bu tip hesaplarınız oluşturuldu mu ya da bu hesapları da internet sitesinden mi takip edecekler? Sosyal medya anlamında faaliyete geçeceğiz çok yakında. Gerekli altyapıyı kurduktan sonra geçeceğiz. Çünkü bilgi güçtür informatik anlamda. Gençlerde sosyal medya yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bizim de orada olmamız gerekiyor. Sosyal medyayı kullanamazsak atıl kalacağımızı düşünüyorum. Ayrıca internet sitemiz üzerinden hem de irtibat büromuz üzerinden öğrencilerimiz bize hiç çekinmeden ulaşabilirler. Burada gerekli eleman temini sağlandıktan sonra gerekli sağlıklı iletişimi, bir kardeşlik ortamında bir Çanakkale 18 Mart mensubu olacak şekilde arkadaşlarla olan irtibatımızı sağlayacağız. Üniversitenin en şık birimlerinden birisi de olmuş burası. İzleyenlerimiz şu teşekkür an ediyorum. Bilmiyorlar. Teşekkür belki. Ediyorum. Tam olarak yerimizi, adresimizi de açık adresimizi de verirsek belki öğrencilerin ilk zamanlar için iletişimi daha güçlü olacaktır. Tabii. Ösen birinci kattayız. Hatta karşıda yine bir takım kulüpler var. İnternet öğrencilerimiz internet ortamından faydalanabildikleri bir yer burası. Burada sosyal aslında etkinlik sosyal merkezi olacak. Merkezi, aynen öyle. Anlamıyla şu an karşılığını buluyor yavaş yavaş. Aynen öyle, aynen öyle. Hocam burs ve barınma dediğimiz şeyler aslında ciddi bir bütçe ve ekonomi gerektiren şeyler. Bunu sağlamak adına nasıl bir öz kaynak kullanımı mı yapacaksınız? Sponsor görüşmeleri mi yapacaksınız? Bu anlamda da kaynaklarınızı nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Öncelikle Çanakkale'de sivil toplum kuruluşlarının hepsine değeceğiz. Hepsinin kapısına gideceğiz. Verenin bir yüz, isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü kara ki hepsi zaten burs imkanlarından öğrencileri faydalandırıyor. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Burası bir resmi bir kurum. Dolayısıyla STK'lar bizimle çalışması, onlar için de kendilerini anlatması için öğrencilere bir imkan. Dolayısıyla STK'lar da ben sesleniyorum buradan. Bizim üzerimizden gittikleri takdirde hem öğrencilerle olan irtibatlarını daha iyi sağlayacaklar hem de devletin bir imkanından da faydalanmış olacaklar. Bu en önemli nokta. Bir de hak edeni aslında bunu daha öyle kolaylaşacak. Tabii. Tamamen şeffaf olacak. Bütün başvurular internet ortamından olacak. İnternet ortamındaki tüm listeyi yayınlayacağız. Hem web ortamında hem de buradaki panolarda yayınlayacağız hepsini. Peki burs ve barınma imkanlarından faydalanması için ne gibi şartlar var hocam? Yani bu kabul görenler olacak mı? Elenenler olacak mı? Neye göre olacak bu? Birincisi elenenler olacak. Tabii ki. İmkanları el vermeyen, yoksul olan, örneğin 4 çocuklu bir aileyi düşünün. Hı hı. Baba sosyal güvencesi olmuyor veya asgari ücretle çalışıyor, kirada oturuyor, kardeşleri okuyor. Biz böyle bir öğrenciye sahip çıkmakla mükellefiz. Biz buna sahip çıkacağız. Her türlü barınma imkanı, burs imkanı, akademik başarısının olması koşuluyla tabii. Akademik başarı burada önceliğimiz. Önceliğimiz akademik başarı da sağladığı takdirde o öğrencimize hem barınma imkanları noktasında hem de burs noktasında biz yardımcı olacağımızın sözünü verebiliyoruz. Hocam aslında çok güzel bir yanı da var. Bunu diğer üniversiteler Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığından yürütürlerken Türkiye'de ilk defa Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne böyle bir koordinatörlük açıldı. Bu noktada ben rektörümüz Profesör Doktor Sayın Yücel Acar hocamıza teşekkür ediyorum. Çünkü kendisinin talimatı ve yönlendirmesiyle olmuş bir proje bu. Kendisinin yanılmıyorsam geçen seneden beri zihnini meşgul eden bir proje bu. Ancak şartlar şimdi olgunlaştı. Gerekli altyapıyı şimdi kurabildik. Dolayısıyla bu projeyi ben hayata geçirebileceğimize inanıyorum. Çanakkale'nin öyle bir farkı var. Burası zaten şehitler diyarı. Olacaktır diye ümit ediyorum. Evet hocam bu üniversitenin
bir açık yarasını kapattığınız için ve bu anlamda çalıştığınız için biz size çok teşekkür ediyoruz. Umarım ileride başarı haberlerinizi de yaparız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak öğrencilerimize bir mesaj iletmek isterseniz hem STK'lara hem öğrencilere haberimizi öyle sonlandırsak. Tabii öğrenci kardeşlerimize şunu söylüyorum. ÖSEM 1. kattayız. Gelin bizimle tanışın. İletişim numaralarımız yakında faaliyete geçecek. Şimdilik internet üzerinden bizi takip edin. Mutlaka sitemize ulaşın. Gerekli mesajları oradan bize iletebilirsiniz. Mesela dün baktım ben siteye. Bir mesaj gelmiş. Yabancı öğrenciler de buna başvurabilir mi diye. Evet, yabancı öğrenciler de başvurabilecek. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum.